Arkadaşlar merhabalar. Philadelphia Park. Yok, sadece Philadelphia. Çalışmalarım bitti. Bunun kaydını yine birlikte yapalım. Birinci koşu şartlı mücadeleyle başlıyorlar. Plase yap. 2 nolu safkan. Kalite handikap puanı yukarıda. Bu safkanın kazanması yarış normal sonuç olacaktır. 6-5-7. Bunlardan 7 kalite puanı en yüksek safkan. Kurumun kaliteli atı. 5-6'da tekrar sürpriz yapabilecek safkanlar olarak ortaya çıktılar. İkinci koşu şartlı bir yarış. Altılı Nilkaya. Nevzat Avcı yok bu yarışta. O yüzden favorisi gelir. Altılı Nilkaya. 4 arkadaşlar burada favori çıkıyor bende 70 kalite puanıyla. 8-10 bu ata rakipler. 9-3-5-7 diğer şanslı olabilecek safkanlar grup birbirlerine yakın. Yani 4-8-10 koşmazsa diğer atlar da ciddi anlamda şanslı olabilecekler. Üçüncü koşu şartlı mücadele. 5 nolu safkan kalite handikap puanıyla. Kazanç puanı da yukarıda kaldı. Kazanmaya yakın safkan durumuna geldi. 5 nolu safkan. Kalite puanları yüksek 1 ve 8 bu ata rakip olmaya çalışırlar. Sürpriz yaparlar. 9 çok sürprizle önereceğim safkan. Ben de çıkanlar bunlar arkadaşlar. Dördüncü koşu şartlı dişi altın oğlu safkan. Bu da kazanç bölgesinde birinci at. Kalite handikap puanı 42. Kazancı yüksek. Favorimdir o yüzden. İkili de kalma ihtimali yüksek olan bir safkan. Bu grupta gene grup birbirine yakın olsa da kalite puanları yüksek veren 7-9, 8-12 ve gene kazanç bölgesi atı 5 kazanmaya ihtimali en yüksek safkanlar olarak karşıma çıktılar. Şartlı dişi sürpriz çıkartır bu grup arkadaşlar. Beşinci koşu şartlı 3 yukarı. Burada da 10 nolu safkan kalite handikap puanıyla ben de favori grubun en kaliteli safkanı durumunda çıktı. 16 kazanç bölgesi atı 15, 14, 13, 7, 2 koşuda şanslı olabilecek safkanlar çıkacak atlar var. Bunlar yedekte 16, 15, 14 gördüğüm kadarıyla. Çıkan atlar mutlak oluyor. Onların yerine de kalite handikap puanlarına göre ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabloyu erken almıştım. O yüzden çıkan atları göremedim. Yani en azından sıralamayı bu şekilde görmüş olasınız. Altıncı koşu şartlı dişi. Gene buradan da sürpriz çıkartabilirler. 7 ara vermiş durumda. 2 bende kalite handikap puanı yüksek bir safkan. Diğer atlar birbirlerine yakınlar. Biraz farklılık gösteren 8. 1 ve 5. Bu atlar da diğer atlardan bir adım öndeler diyeyim. Kazanma ihtimalleri daha yüksek olan safkanlar. 2-7 öncelik 8-1-5 sürpriz atlarım. Son koşu şartlı mücadele. 3 nolu safkan ikincilikleri almış. 73 kalite puanını verdi. Kazanması normal sonuç olur. Günün teki olarak da önerebileceğim safkan görümünde. Umarım yanıltmaz. Philadelphia bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.